Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kur'an'a hapishanedeyken, Kur'an'a hangi noktadan bakarsanız cevabınız odur. Mesela Risale-i Nur'u niye anlamıyoruz diyenlere de aynı makamda cevap veriyorum. Çünkü derdin yok. Risale-i Nur'a sorun yok yani. Mesela soru yok, adam açmış şimdi. Ha, ne yapayım falan, dersim gelmiş. Anlamaz tabii ya. Yani yemek de öyledir. İştahsız yediğin zaman o yemek sana yarıyor mu? İbrahim Hakkı diyor ki marifetname'de, yemek yerken başka bir şey yapıyorsanız, yemeğin dışında böyle, gerginsen veya bir şey sabrediyorsan, yemek yemiyorsun, yemek seni yiyor. Tam acıkmadan yemek diyor, Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğu olmuyormuş. Olmuyor tabii, zaten onun için vermiş. E şimdi sen, derdin var mı? Yok, ne cevap olacak ki? Eczaneye gittim, ilaç istiyorum. Ne? Bilmiyorum. E ne versin ki adam sana? Evet. Yani niye anlamıyoruz Risale'yi? Böyle bir derdin yok ki. E derdin yok yani, ne aradın ki anlamadın? Evet. Ne aradın? Güzel bir tespit. Ne? Ne istiyordun? Hedefin yok yani. Tamam da sana ne anlamadım? Neyi anlamadın? Bilmiyor. Lan bir söyle de, sen aradığını bulamadın mı? Yani bir şey, talebin olacak ki cevap olsun. Ne istiyorsun? Bilmiyor. Şu örneği veriyorum, geçiyorum. Ben her birinize şu soruyu sorsam, Muhammed seni alıyor. Muhammed, belli olmayan bir tarihte, belli olmayan bir devlete, Angola olur, Sri Lanka olur vesaire, belli olmayan bir tarihte, belli olmayan devlete, belli olmayan bir insana, kadın mı, erkek mi, çocuk mu, yaşlı mı, belirlenmemiş fiziğine, beyaz mı, siyah mı, şişman mı, böyle bir adama bir hediye al gideceğiz ya. Belli olmayan bir tarihte, belli olmayan bir tarihte, belli olmayan bir devlete, belli olmayan bir insana, belli olmayan fiziki bir yapıya bir belli olmayan hediye al. Anca ekmek arası götürürüz abi. Ekmek arası mı kimmez ki? İnsansa ekmek arası götürürüz. Şimdi adamı nasıl memnun edeceksin ya? Evet, mesela Kürt götürüyorsan Afrika, Ekvator'da, Arabistan'a göre o adama iyilik değil ki Kürt götürüyorsun. Tabii. Kısa kolu bir şey götürüyorsan kutuplarda ise işine yaramaz ki adam. Atlet bile olarak kullanmaz onu. Tamam. Yani şimdi Kur'an'a ben orada sırf o içerideki psikolojide nasıl sıyrılırım hapishanede? Oradayken dışarıyı nasıl çıkarım fikre? O noktadan ayetlere baktım. Yani ve sure ve ayet. Rahatlama noktasında. Evet, psikoloji, rahatlama noktasında. Tabii insan orada daralıyor. Tabii, o aleti şimdi bulamam ki bunu yazayım. Yani mesela, zaten söylüyorum, Yusuf suresindeyim şu anda. 12. surede. 27 sureyi yazdım, ondan sonra bitti mi oradaki nöbetimiz. Şimdi zaten söyleyeceğim, ayet numaralarını söyleyeceğim. Ama sırf psikoloji noktasında, ahkam, hikmet değil bu. Sırf o, ne noktadan bakarsan cevabı odur. Niçin anlattım bu kadar? Derdim vardı, sorun vardı, kitaba sordum. O da bana şöyle söyledi. Mesela şöyle yap, böyle yapma, böyle git, böyle düşünme. Bunlar affet, affetme. Bunlar insanları affet. Allah diyor ki affetme diyor. İnsanları, herkesi affedeceksin. Hayır, Allah affetmiyor bak. Ne kadar ölçüler var. Yusuf suresi 6. ayet. Rüyalarınızı herkese yorumlattırmayan ve herkese anlatmayın. Onun yorumladığı gibi inanma meylin olur ve Allah öyle muamele eder. 6. ayet. Psikoloji. 18. ayet. Kardeşlerinizi haset etmeyin. Haset size her kötülüğü yaptırır. Yaptıramayacağı hiçbir şey yoktur. Kardeşini indirdi kuyuya. Yusuf'u. O 22. ayet. Mesela merak eden kardeşim bakar bu Yusuf suresi 22 okuyor. Acaba nasıl bir şey ya? Bu nereden ne çıkarttı? O psikolojiyle baktım. Bazen salih,
ayette sarih, bazen ima, bazen telmi, bazen remiz makamında bunları aldım. 22. Rüyalarınızı güçlü bir muhakeme ve ilim sahibi olana anlatın, yorumlatın. Ne güzel bir psikoloji dersi var. Ene yine zeni abdi bir. Bu sefer sana öyle muamele eder Allah. 23. ayet. Size iyilik edenlere hele asla ihanet etmeyin. Size iyilik edenlere hele asla ihanet etmeyin. Eden zalim olur ve asla iflah olmaz. Sakın nankör olma. Yani size iyilik edenlere ihanet etmeyin. Hele sana iyilik yapmışsa, kimse ihanet etme, hele sana iyilik yapmışsa, hele ona hiç etme. Peki iyiliğe karşı ihanet eden, eden zalim olur ve asla iflah olmaz. Sakın nankör olmayın. En büyük ihanet Allah'a yapılıyor. İyilik, ondan daha büyük iyilik yapamam. Sen, senin imanının kurtulmasına vesile olmuş ustad veya şu kapıyı sana açan, seni buraya, bu mekanı kurdu, buranın maddi ve manevi bir gideri var. İmanlar kurtulsun, insanlar şey yapmış, seni kolundan tutup birisi getirmiş ama böyle bir yer olmasa nereye getirecekti seni? Bu ihanet etme. Sana Risale-i Nur'u tanımana vesile olana ihanet etme. Allah ona senin hidayetini tayin etmiş. 24. Haram ortamını siz hazırlamadığınız ve orada bir şekilde bulunmuşsanız, ihlasınızın hürmetine Allah size ilhamla konuşacak ve yardım edip o ortama karşı arzunuz kırılacaktır. Eğer siz haram yere gitmediniz veya o haram yeri siz hazırlamadınız ama bir şekilde bulundu. Mesela toplama kapındayım, elim kelepçede, televizyon çalıyor. Yani bir sürü, sonra hücrelere koyacaklar. Bir saat, bir gün, ne bileyim, bodrum. Bodrum değil de, misal veriyorum, başıma geçti. Ben onu ele almadım ve isteyerek de muhatap olmuyorum. Müzik çalıyorsa, bak bir de okuyorum, 24. ayetti. Haram ortamını siz hazırlamadınız ve orada bir şekilde bulunmuşsanız, İhlasınızın hürmetine Allah size ilhamla konuşacak ve yardım edip o ortama karşı arzunuz kırılacak. O ortama arzun olmayacak. Korkma. 32. Ne olursa olsun iffetini koru. 33. Zalimlere meyletme, imanına muhalefet etme, ihlasını koru. 34. Duanı dilinden ve elinden bırakma, unutma. Yusuf'un duasını kabul etti. 56. Güzel davrananların mükafatını Allah Celle Celaluhu zayi etmez. Zalimi ihmal etmez, mühlet verir. Tutuyor mu, sen de meale bakıyorsun? Bakıyorum abi, maşallah güzel. O halete de girmeye çalışıyorum ama. 92. Hatasını anlamışsa daha üzerine gidip yüzlerine vurma. Kıskanmak da nimeti engellemez. Kıskanmak da nimeti engelleyemez. Mesela kıskandın değil mi? Allah ona vereceği nimeti seni kıskanmak engelleyemez. O nasipse gelir, kıskanmakla Allah geri bırakmaz. Boşuna zahmet çek. Azap çekme. 100. Yusuf suresi 100. ayet. İntikam alabilecek duruma gelsen bile intikam alma. Hatta onların haksızlığını yüzlerine vurma. Ah, bunu bir karı koca yapabilseydi. Sen var ya sen, dün de böyle demiştin. Unutmuş değilim, bir hafta önce bana yaptın. 30 sene öncesine şey yapıyorlarmış. Yapma ya, 30 sene kıldı var mı? Ben dün de bahsettim ama. Bir abiden duydum ya, Muhtar abisinde. Ya diyor, 30 sene önceki mevzuyu söylüyor bana diyor. O düğüne giderken diyor, şöyle yapmıştın diyor 30 sene önce. Hafızalar çok derin diyor. Evet, derin. Evde bu, mesela şu ayetin şey yapılsa, uygulansa veya kısmen, bak 100. ayet Yusuf. İntikam alabilecek duruma gelsen bile,
haklı çıktın, ses yapma yani. İntikam alma. Hatta onların haksızlığını yüzlerine vurma. Geçenlerde bir tane oldu. Ya kardeşim dedi, derste konuşuyorsun, bazen ezber naklediyorsun ama diyor, herkesin içinde yapıyor bunu. O kadar okundu ki burada da şey. Ya dedi, böyle ustadın sıralaması dedi, çok önemli, öyle dedi, sağ parti yapma dedi ya. İyi peki kardeşim dedim, nerede, insan mutlaka hatadan şey değil ama böyle yapınca, nerede yaptım dedim. İçenlerde Fatih şimdi aldı. Dedi ki, Miraç'ı anlatırken dedi, kaydını dinledim. İlk Miraç'a giderken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben demişim ki kelamına ve rüyetine, öyle değil kardeşim dedi, rüyetine ve kelamına mazhar oldu diyor. İlk önce rüyet, sonra kelam. Dedim ya, ben dedim doğru ya, bana öyle geliyor. İlk önce kelamına, sonra ne? Ya dün okudum daha dedi ya. Aynen size böyle anlatıyorum, herkesin içinde. Allah Allah. Ya dedim, şecer-i hırkatta kelam lef-i mahfuzdur. Rüyet kab-ı kavsendir. İlk önce kelam, sonra rüyet olması ya. Bak burada da itiraz ediyorsun dedi böyle. Bende ne yaşadın? Şimdi biz dünyevi olarak her yerde rahat değiliz. Ne işte, ne evde, ne başka bir yerde. Bir medresede rahat mıyız Allah'ın izniyle? Sen orada da rahat edemiyorsun. Ben orada da bazı yerde mi? Bazı yerde. Ya, çok enteresan. Enteresan. Geldi bir de bir Miraç'la alakalı bir sormaya gelmiş. Miraç'ı araştırıyor. Ehli tahkik ama öyle üslup kullandığına bakma. Gene ehli tahkik birisi. Ama tabii neyi ne zaman yapacağım? Nezikane, nazihane. O da söyle işte yani ortamda. Dedim ki, hiç unutmuyorum böyle. Dedim ya, aç bakalım dedim ya. Miraç'ı aç. Arşın orada işte, ferşin burada işte. Açtı. Rengi değişince gördük böyle. Neyse dedi, koydum. Dedim bak, bir daha itiraz etme diyebilir demedim. Ama içim yandı yani, keşke gidersem diye. Faziletimden değil de böyle, nefis diyor ki, ya, şeye benziyor. Karadeniz'de olmuş yani. Sabah namazını hoca kıldırınca böyle, sabah uzun, yanlış okudun dedi arkada, hafız. Bu olmuş yani, bizzat bizim hafız anlattı. Bu ayet yanlış dedi. Adam, hafız, hoca, hakim mesele, Allah Allah dedi, Arapça'da dedi. Ya benim dediğim gibidir dedi ya, hacı dedi. Yok hoca yanlış okudun dedi ya, biz boşuna mı hafızız dedi. Allah Allah. Bir daha iade edeceğiz dedi. Örküsü de şüphelendirince mecbur açacak Kur'an. Aç dedi. Açtı. Bak hacı dedi, bak benim dediğim okuduğum gibidir. Yani bunu yapmasının sebebi şüphelenmesin cevap. Hacı ne dese inanır. O nasıl yanlış dedi. Haydi, Kur'an-ı Kerim'e beş yapayım. Ya ben tevil ediyorum, yani matbaa yanlış yapmıştır. Diyeyim yani. Yani bu acayip bir durum ki Allah bunu ayetiyle ifade ediyor. İntikam alabilecek duruma gelsem bile intikam alma, bak içim yanarak, faziletim değil, fazilet olsa demem. İçim yanıyor, bir daha öyle yapma demem gerekiyor ama diye mutandım. Hani İntikam alma, hatta onların haksızlığını yüzlerine vurma. 103. ayet. Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Boşuna uğraşma ya. Yırtma kendini. Mesela acayip bir şey. Abi, aklı işleyenler var ya. Hapishaneye gidince Allah bilir ne yapmıştı. Kader nasıl tokat vurdu, beşer zulmeder, kader adalet eder. Bu sözü bana kullanırken, bu sözü nereye gittiğini bilmiyor. Allah Resulü başta, Yusuf Aleyhisselam kuyuya inmesinden, ustad 28 sene hapiste yaptı. Yani kader adalet, ne yaptı ki peki? Diye hemen ağzını, onun için söylüyorum. Hemen ağzımız alır, şefkat tokatı yedi. Peki makamı mı Allah yüceltiyor? Kantar şöyledir, öyledir hadiste. Kişi diyor, Allah'a kişiye bir makam tayin eder. Fakat ameli muvaffak, ameli oraya taşımaz diyor. Yani sebab-ı iyiliği taşımaz. Kantar gibi. Şu kantarın yükseğe kalkmasını istiyorsanız ya buraya bir taş koyun veya buradan bir taş alın. Eğer sebabı o makama Allah'ın murad ettiğine çıkamıyorsa Allah günahını silmek adına musibetlerle duçar eder.
yani ibadet de terakki edemeyene hastalık da verir diyor. Senede bir defa en az bela, musibet, hastalığa düşer olmuyorsa sorgulasın imanını değil, İslamiyetini sorgulasın. Hatta diyor, 40 günde bir musibet isabet eder. Evet. Çok acayip ya. Yani hemen ağzımız alışmış. Şefkat tokatı. Ya kim söyledi sana? Kalbini mi okudun? Zecil belki. Belki makamını yükseltiyor. Allah, Üstad Hazretleri 8 sene ne yapmıştı ya? 96. sayfada söylüyor. Emirdan'da diyor ki, ben diyor baktım dini siyaset alet etmeyeceğim. Onlara daha tebeyyün etti diyor. Onlarca iddia edenlerde de ortaya çıktı ki ben böyle bir şey yapmamışım. Maddi ve manevi hizmeti manevi bir şeye alet etmemişim. E tamam da bu zulmetti neyse. E kader beni buna niye tuçar etti diye sordum diyor. Değil mi? Diyor ki kader ile herkesçe meşhur ve mübah olan cennete gitmeye, mükafat, mağfiret almaya istemek mübah iken veya cehennemde ve azaptan kurtulmaya hizmet imaniyeni sakın alet etme. Ben diyor bütün ben ediliyordum. Oysa mübah ve helal olan bir yok. Azaptan ve cehennemden kurtulmana, mükafat ve cennete girmene vasıta yapma hizmetini. E ne kaldı peki? Niçin yapacaksın hizmeti? Bana bütün rıza ile gösteriliyordu. 96 bak. Peki tokat niye geliyormuş? Arkadaşlar hatadan sonra tokat geliyorsa onun adı şefkat tokatıdır. Bak buna vurmuyor. Buna vuramam. Niçin uzakta? Avama suçtan sonra tokat gelir. Havası ise hata yapmadan önce tokat durur ki sakın ha gitme. Çünkü niye? Yaptıktan sonra tokat gelse, avam seni taklit ettikten sonra tokat gelse ne olur? Onun için koyun daha gitmeyince kendisini atmasın. Yana atarsın buraya ki böyle gelsin diye. Ama girmişse kendisini atarsın. Ne hususta söylediler Hasan amca sana? Yani söylemin olarak. Yani sen diyor. Dilekçesi ne yani? Sen diyor hapishaneye girdin tamam beşer zulmetti. Bu diyor şefkat tokattı diyor. Sen diyor kendine dön diyor. Bir sürü şeyler yazıyor. Üstad 28 sene hapse girdi o zaman çok mu tokat yedi üstad? Öyle mi oldu? Hatta Zeytinburnu'nun dershanesini yıkılıp da arsa olarak satıldı ya. Ona da sebep sensin diyor. Ben hapisteyken dershanem yıkılıyor. İçim yanıyor. Yani acayip bir şey ya böyle. Atınları derslerden atıyorlar. Dershaneye yok ki. Şeye atıyor ya. WhatsApp'la atıyorlar. Mail atıyor. Bir YouTube'un altına atıyor. Yani bunlar bizim bağımızda bulunmuş insanlar. Ben bunları hak mı? Hayç hakkı mı? Birçok. Hepsini ben helal etmişim. Gene de helal ediyorum da. Ama burada da hikmet var abi. Evet. Demek ki o bağ bozulması lazımmış yani. Aynı bağda olun diyormuş. Evet. Yani mesela sen diyor, beşer zulmetti. Kader adalet etti. Lan kardeşim, ya menfi hareket. Ulan menfinin başı ustadı İbrahim Aleyhisselam ya. Gitti ben laf dedim. İbrahim Aleyhisselam baltayla kırdı. Ve onun peygamberle taklit edilmesi lazım. Hanife Müslüman. Yani İslamiyet'in babası ya, kaynağı ya İbrahim Aleyhisselam. Adam gitti putuk şeyle kırdı, baltayla kırdı. Ya biz öteki ustad Lozan'la bakar, şeyine bak, innatiyene bak vesaire. Şimdi ben bunu örnekle şey yapıyorum, öyle insan art niyeti oldu mu, yürünmem bile, bir tanesi diyor ki, arabayı aldım, canı sıkılmış demek ki çekirdek yiyor, canı sıkılmayan çekirdek yiyemez. Çekirdek yiyorsa canı sıkılmış veya tedavi için yiyor. Yiyor çocuk, böyle baktım, ya dedi ki, böyle canın mı sıkıldı, yok dedim, hayırdır niye? Ha bazıları diyor, çekirdek yerken, çıtlatırken diyor, rahatsız olur. Niye rahatsız olayım kardeşim? Yedi, hoşuma da geliyor, melodi gibi geliyor bana. Şimdi, şunu anlatmak istiyorum. Muhabbet gözü kusur görmez kardeşim. Muhabbet gitti mi, normal bakışın bile zulüm olur. Yürümen onun gözüne batar. Yalnız şu Allah'a anlatman bile onu rahatsız eder. Hasan abi, kıskançlık var. Ahir zamanda diyor, alimler bile birbirlerini kıskanacaklar. Alt taraf üst tarafı kıskanıyor. Her zaman gördüğü insanı kıskanıyor. Öne çıkmak istiyor böyle nefis cihetiyle. Yani o ihlası yakalamayınca ilimde bir söz sahibi olmak istiyor. O tabii doluyor taşıyor.
Ben bunu dersimize zenginlik olsun diye rahatsız olduğumdan değil. Dersi izah ederken başka bir yerde nakli değil de yaşadığım şeylerde örnek veriyorum. Yıllar önce ben duyduydum da hizmet şeyinden. Abiye de o müdahale yapıldığı vakit siz bir şey gördünüz mü deyince öyle demişler. Ya abi böyle yapıyordu, bizi böyle daraltıyor. Hiçbir mevzu yok ama. Evet. Sıra sıra aynı şeyleri söylüyorlarmış. Muhabbet gözü oldu mu ailede? Ailede kapıda mı var karı koca? Benim derdim ailede. Hep oraya getiriyorum, hizmetin dışına taşıyorum. Hep aile, hep dersten dolayı. Şu, her şey sıkıntı oldu. Sıkıntı varsa ailenizde, muhabbet azalmış. Sıkıntı olduğundan sıkıntı yok. Bir daha. Sıkıntı olduğundan sıkıntı değil. Muhabbet azaldığından her şey sıkıntı olmuş. Lütfen, Allah rızası için söylüyorum. Bunları yazan bir insana bakın. Kur'an psikolojisini ben hulasa ediyorum. Evde kavga oluyorsa, sıkıntı oluyorsa, ciddi bir şey olduğundan değil. Yani bir hadis olduğundan sıkıntı çıkmıyor. Muhabbet azaldığından onlar sıkıntıya dönüşüyor. Sıkıntıyı sıkıntı yaparsan sıkıntı sıkıntı olur. Ustad diyor değil mi? Muhabbet gözü kusur görmez. Görmez. Tersini düşün. Adalet gözü iyiliği görmez. Görmez kardeşim. 105. ayet. Şartlanmış beyinlere ne kadar da delil getirsen nafile. Buradan çıkarttım tevhidin ispatında. Bak, şartlanmış beyinlere ne kadar da delil getirsen nafile. 105. ayet diyor. Buradan şöyle çıkartıyorum Fatih. Allah'a iman edenler, iman edecek kadar delil bulduklarından olmadığı gibi, Allah'a inanmayanlar, Allah'a inanmak isteyip de delil bulamadıklarından değildir. Allah'a İman etmeye niyet edenler, iman kuvvetli kesin delil olur. Allah'a iman etmek istemeyenlere kesin nas, açık delil iman olur. Niyet. Niyet ettin mi küçük bir alamet Allah'a imana götürür. Eğer niyetin iman etmek değilse en kuvvetli delil işaret nevinden bir şey olur. Delil olmaz yani. Ne yaparsan yap. Bak ne diyor? Şartlanmış beyinlere ne kadar da delil getirsen nafile. Mesela öyle insanlar var ki hepiniz hizmet eden insanlarsınız burada da önce. Senelerce Fatih canım çıkıyor. Uğruyorum dükkanına. Derslere giderken uğruyorum götürüyorum. Gelmiyoruz orada anlatıyorum. Yarım saat eğleniyorum. Şimdi öyleydi. Uğraşıyorum. Senelerce. Olmuyor be kardeşim. Ötekisine birisi mesela bir dükkana uğradı, ona uğradım tamam. Oraya gelmiş bir müşteri, kulak misafir oldu. Ya beyefendi bakar mısınız siz bu anlattıklarınızı nerede anlatıyorsunuz dedi ya. 2-3 dakika, 5 dakika duydu veya duymadı onu anlatırken. Dedim falan falan yere anlatıyorum dedim. Falan yere. Hemen gidiyor. Nasibi yoksa? Yok, nasibi yoksa ne gelir elde. Nasibi köyü, sübüke, tahtel, cibal veya bihar. Nasibi yoksa dağın altı ve okyanusun altında gibi olur. Nasibi varsa hemen, nerede olursa olsun oradan gelir yani. Yok ya. Yani. 107. Nasibi de biz şey yapıyoruz. Tahrik ediyoruz. Niyetin yoksa hiçbir şey olmuyor. Mesela şimdi aramızda misal böyle birisi olsa ne anlatıyor ya? Uf, uf, Allah Allah. Hiçbir şey anlamaz. Mesela Risale bile okusun. 107. ayet. Bazı insanlara hakkı soru sorarak uyanmasına dikkat et. O ancak sorularla belki uyanır. Kur'an bu yöntemi kullanıyor. Çok ilginçtir. Bazılarına bir şey anlatıyorsun. Kur'an diyor ki bazılarına bir şey anlatarak değil. Soru sorarak uyanmasına vesile ol. Ustad bunu 16. sözde kullanıyor. Yani öyle bir soru soruyor ki soru cevaptır ve susturmaktır. Peki, Allah var mı? Sordum. Yok mu? Bak ben soru soruyorum sana şimdi cevap olarak. Allah var mı diye bana soru sordu. Ben dedim yok mu? Şimdi sen izah et bakayım olmadığını. Mümkünatı var mı diyor. He, bak şimdi gördün mü? Hani yok mu? Değil mi? Sen öyle olduğunu söyle. 110. ayet. Bazı insanlar Allah bana niye yardım etmiyor diye düşman olmuş.
acayip bir şey. Evet. Adam dün anlattı, bayramlaştık Çantacı Necmi abi ya. Evet. Anladın mı? Hani acayip bir şey ya. Adam diyor lastiği patlamış. Patlamış da yardım etmek için diyor saat çektik yardım etti. Konuştuk inşallah bak dedik. Allah işte sana inşallah şey yapar. Allah yardım etseydi lastiğini mi patlardı diyor. Şuraya bak. Öbürünün tekerine şey yapıyorsun. Ondan sonra olan dediği bütün bintimesi attı. Allah yardım etmek duygusu bana vermeseydi gelirdim ulan falan sana dedi. Ondan sonra lastiğin patladı ki dedi seninle benim tanışayım. Seni tanışmak için dedi. Sana bir şey anlatmak için falan. Geli adam attı diyor. Lastiği yaptığı yer kimsin falan anlatıyor. En son demiş ki hakikaten dedi iyi ki patladı ya dedi. Çünkü Necmi abi bir şeyler de anlattı ya böyle. Bak lastik sana ustat oldu diyor. Davayı anlatmış adam davayı. Tek başına cemaat o. Acayip ya. Maşallah. Otobüsle gidiyor yolculuğa namaz kılacağım diyor. İzin vermiyorlar. Kaza yaparsın diyorlarmış. Şimdi biz giderken kaza yapsak iyi olur mu diyor. Otobüsten iniyor. Otobüs devam ediyor. Öyle. Adamlar gene dün ağladı biliyor musun? Telefonda. Niye? Bir yerde konferans vermiş de o kadar etkilendim ki. Koca adam ya. Çantacı abi. Koca adam bak. Yaşlı. Ne kadar? 86 yaşında mı? 37 doğumlu abi. He, bak şimdi. Bak adam ömrü hizmete geçmiş. 20 küsur yaşından sonra. Ağladı. Niye ağladı? Hakikaten mübalağa etmiyorum yani. Böyle şey belagat olsun diye söylüyorum. Bizzat ağladı. Ya diyor Hasan'cığım dedi. Bir yerde ders yok, konferans verdi. Oradan etkilenmiş birisi dedi. Bir şekilde bana telefonla ulaştı. Ya diyor falan şeyde sizin gibi düşünen, konuşan dersi de bilmiyor diyor. Var mı diyor. Onlarla irtibatlanmak istiyorum. Bu Hasan'cığım diyor, hidayeti buldu diyor, buna ben vesile oldum, bir kişi, bu bana yeter ömrü bir laf diyor. Bak ne kadar seviniyor. Ötekisi altın bulsa seviniyor. Değil mi? Ötekisi araba bir şey, doları markı yükselse seviniyor, bilmem ne yapıyor. Adama bak, imanı kurtu, ben artık Allah'a inanıyorum, sizin gibi düşünmek istiyorum, sizin gibi düşünenlerle beraber olmak istiyorum, bu şehirde sizin gibi düşünen var mı? Diye bana telefon ediyor diyor. Çocuk gibi ağladı ya. O kadar etkilendim ki. Biz de 86 yaşında adam ya. Ömründe bir tane bu olsa yeter işte. Ömründe bir tanesini derse getir ya. Rahat süresi 13. Eğer sıkıntınızsa keseyim. Kaç dakika? Yok estağfurullah. Bizim dakikamız yok abi. Bayram mı? Ha bugün bayram hakikaten. Deli var. Ayet şeyleri olduğu için insan sıkmaması lazım. Bir mana ama meali değil. İstersen yapabiliriz. Bir çay içebiliriz. Tamam. Akabinde bir daha devam edebiliriz. Tamam. Şu o kadar da olmaz da rahat süresi kısadır. Yarım sayfa. Tamam. Olur abi. Rahat süresi. Beşinci ayet. Tamamını okumuyorum. 5-17 falan diye gidiyor. Hayvanların boyunlarındaki tasmaya mahkum oldukları gibi insan da düşüncelerine, zanlarına, arzu ve isteklerine mahkum olmuşlar diyor. Şuraya bak. Bakın görün. Rahat süresi. Bir daha, hayvanların boyunlarındaki tasmaya mahkum oldukları gibi insan da, noktalı virgül, düşüncelerine, zanlarına, arzu ve isteklerine mahkum olmuşlar. Çok acayip ya. 7. Eski kavimlerde, madem Rabbin o belayı indirse ya diyorlardı. Şimdi de hep beddua ediyorum ama başına bela gelmiyor diye İçeriden gizliden gizliye Allah'a düşman oluyorlar. Oysa Allah acele etmez. Eskide kavimler, peygamberler tehdit ettiği zaman bak Allah sizi helak edecek, Allah sizi helak edecek. Biliyorsunuz bu ayetleri. Onlar ne diyordu? Ya Rabbim belayı göndersin de görelim diyor. Göndersin diye hani diyor ya. Hani Nuh diyor. Hani Rabbinin belası derlermiş. Allah da ihmal etmez. İman etmez, acele etmez. Peki, mühlet verir. Şimdi peki aynısı var mı? Eskidendi. Şimdi de aynısı var mı? Nasıl? Allah belanı versin. Allah senin böğrünü devirsin. Beddua ediyor. Tabi Allah vermiyor. Vermeyince de ya Rabbi. Hani, evinize ateş düşsün diye düşürmüyor.
başınız devrilsin diyor, devrilmiyor. Haşa, Allah onun azap memuru gibi. Söyle. Sevk etmeye çalışıyor. Evet, noter gibi sanki. Ey Allah'ım şurada şöyle yap, ha unuttum galiba böyle bir şey, ceza verdim. Tamam. Öyle oluyor. Ey Allah'ım, Allah belanı versin. Allah bilmiyor mu ona verilecek, verilmeyecek. O vermeyince de niye o vermiyorsun diye Allah'a düşman oluyorlar diye söylüyor Rab suresi 5. ayet. Aynı kanun şimdi var ya. Eski kavimlerde olduğu gibi şimdi de aynısı. İnsan aynı çünkü değil mi? İnsan aynı, harikası. Güzel. 7. Eski kavimlerde madem Rabbin, ha 7'ydi o. 11. Bir toplum, benim işte ayetim bu. Benim Kur'an'da Kur'an kadar, mesela Kur'an'da bir ayet var. Kur'an kadar değerli. Ne biçim? Kur'an'ı Kur'an yapan bence bir ayet var. Bir de beni dehşete düşüren psikolojik böyle çöküntüler var ya, böyle cehennem, kabir falan. Onlardan beni kurtaran bir tane de şahsıma ait bir ayet var. Şimdi ona geleceğim ama Kur'an kadar Kur'an'ı Kur'an yapan ayet yok. Biz indirdik, biz koruyacağız. Bu Kur'an'ı Kur'an yapıyor bana göre. Çünkü hep zan girerdi. Acaba parmak girmiş midir? Acaba Allah'tan geldiği gibi midir? Vahiy katipleri bir şey mi yapmış? Acaba sonra değişmiş mi? Allah var oldukça bu sözü de doğrudur. Ayetlere de nazire yapıyordu ya. He. Biz kurduk, onu devam ettirecek gençler sizlersiniz diye. Evet. Ayetlere nazire oldu. Nazireydi değil mi? Evet. Allah Allah. Fesbihanallah. Yani uluhiyet dava etmesi. Acayip bir şey değil mi? Öyle de var. Ecelleriyle olması sevfuna. Acayip ya. Ya. Şimdi bu şansım adına psikolojiden beni kurdu. Yani Allah, acaba beni Allah azap eder mi? Acaba Risale-i Nur benim elimden alır mı? Acaba Allah bana kendisini secde etmeyi men eder mi? Yani namazı tövbe terk etmiş olabilir miyim? Orucu terk etmiş. Ona en güzel cevap, beni motive eden ayet de şu. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Yani başka bir yerde meali şudur. Siz değişmedikçe Allah sizi değiştirecek değildir. Bak, bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Sen bırakmadıkça Allah elindekini almaz. Aynı mantık. Bu psikoloji noktasında bana inmiş. Herkes böyle düşünebilir. Öteki ayet ise Kur'an'ı Kur'an yapıyor. Kur'an kadar değerli bir ayet. Yoksa Kur'an'a zan olurdu. 12. Dünyevi hadiseler ve varlıklar insanların korku ve ümit arasında kalabilmelerine vesile olmak içinmiş. İçindir. Bir daha. Dünyevi hadiseler ve varlıklar insanların korku ve ümit arasında kalabilmelerine vesile olmak içindir. 17. Zahirde gözükenler su üzerindeki köpüğe benzer veya maden eritiliyor ya, eriyen madenin üstündeki köpük atılır, alttaki madenle alet yapılır. İnsan da dünyevi hadiselerin altındakini görürse kendini inşa ve ihya eder, ötelere mal eder. 20. ayet Rahat suresi. Yeminlerinizi bozmayın. Sözünüzü yerine getirin. Güvenilir olun. Kıvırmayın. Dürüst olun. Yalan söylemeyin. Acı dahi olsa doğruluktan şaşmayın. Harika ayet ya. 21. Hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir ki dünya hayatında Allah'ın korumasını emrettiği bağı koruyan kişilerdir. Çok acayip, bir daha. Hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir ki dünya hayatında Allah'ın korumasını emrettiği bağı koruyan kimselerdir. Mesela buna takvadır, ailedir, edeptir, hayadır, imanın, bunları koruluk gibidir. Mesela İslamiyet, edep Allah'ın koruluğu gibidir. Onu koruyunca kendini de korumuş oluyorsun. 22. ayet. Sabredin. Namazı dosdoğru kılın. Namaz kılın demiyor. Namazı dosdoğru kılın.
Allah yolundan gizli, açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kişilerden ol. Kötülük mü yaptın Selahattin? İyilikle şey yap. Keşke buraya ben uyuyabilsem var ya, dünyam cennet olur. Sırf bir parçası kötülüğü, kötü iyilikle savun diyor. Mukabele bir misil yapmayın diyor Risale'de. 25. ayet şu kadar kaldı. Allah'a fıtraten verdikleri sözü bozanlar, Allah'ın korumasını emrettiği bağı koparanlar, yeryüzünde fesat çıkaranlar, işte rahmetten bunlar mahrumdurlar ve mahrum kalacaklardır. O zaman sen korkma. 27. Tercihini doğrudan, müsbetten, iyilikten yana olanları hidayet edileceklerini, hidayet de bu manada kısmen perdelerin nazarlarına kaldırılacağını ve hikmet-i ilahiye mazhar olacaklarını ve iman ettiği kaynaklarla ruhlarının dünyada da hissedar edileceğini, zaten kalpleri zikredenlerin huzura erişeceğini, zikir arınmak, tekrar ile fikirden hisse ve latife taşınmaktır. Şimdi çok uzun bir ayetti. Ben onu cümle cümle aldım. Bir daha okuyorum. Tercihini doğrudan, müsbetten, iyilikten yana olanları Allah diyor ki hidayet edileceklerdir. Çok hidayeti çok güzel tarif ediyor bak şimdi. Hidayet edilecekler. Peki hidayet bu manada ne demektir? Perdelerin kalkmasıdır. Hidayet. 66'da işaret edeceğiz de geç anlatıyor. Hidayet orada tanımlıyor. Hidayet bu manada kısmen perdelerin insanların nazarından kaldırılacağını. Ne, peki nasıl anlarsın hidayetin perdenin kalktığını? Diyor ki hikmet-i ilahiyi fark edersin. Hikmet-i ilahi, Allah'ın kainattaki tasarrufatını, senin başına gelen hadiselerin arkasındaki hikmetleri anlarsın. Hikmet-i ilahiye mazhar olacaklarını. Başka? İman ettiği şeyle dünyada da ruhları besleneceğini. Neye iman ettin? Allah'a. Allah senin gıdan olacak. Nereye iman ettin? Ahirete. Ahirete iman gıda olacak. Ruhun gıdası olacak. Çünkü iman etmek sırf ahirete işe yaramak için değil. İman etmek, iman ettiği şeyle beslenmesine vesiledir insan bu dünyada. Onun için o kişiler peki nasıl olur? Onlar diyor zikir ehlidirler diyor. Zikir de böyle tesbih alan değil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah değil. Bak seni iki türlü tesbih yapacağım Selahattin. Bakayım hangisi cami? Selahattin, 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 Selahattin. İkinci tesbih yapıyorum. Birincisi hep Selahattin. Selahattin merhametlidir. Şefkat edepmiş. Selahattin şefkatlidir. Selahattin hayalıdır. Selahattin vefası vardır. Selahattin yiğittir. Selahattin dava adamıdır. Saydık tamam mı? Birincisinde Selahattin, Selahattin. İkincisinde Selahattin ama eşit. Selahattin eşit. Yani tanımlama ve tavsif var. Onun için en büyük zikir Kur'an okumaktır. O da farz değil ya. Peki nedir o? İçerisini bilmek farzdır. O zaman zikrin hakikisi içini bilmek, tavsifini bilmektir. Burada 5-6 tane madde kullandı. 33. ayet. İnsana tercih ettiği yol güzel göründüğü için ondan çıkmak istemiyor, ölmek de istemiyor. Garanti cennet dahi olsa, aşeri mübeşeriden olsak bile ölmek istemiyoruz biliyor musun? Çünkü niye? Ya, dün mevzusu oldu bu şeyde derste. Bak bir tanesi söyleyeyim. Namazlısınız. Oruçlusunuz. Ramazan'ın ikinci günü. Ramazan'ın içinde Kadir gecesi. Ölse, ehl imanla Ramazan'da ölürse ehl iman, kabirde hesap yok. Bir kabre girdin, ilk akşam sorulmadı, daha sorulmaz. Bitti o. İlk akşam. Kadir gecesinde, Ramazan'da ve oruçluydun, namazlar, secdede ölsen, böyle bir garanti var. Gene ölmek istemiyoruz. Çünkü diyor, bak bu naline al. İnsan tercih ettiği yol güzel göründüğü için ondan çıkmak istemiyor. Çok gariptir ki, benim için sonsuz kötü olan inkarcılık koğuşumda aylarca beraber kaldığımız, bu notum benim,
66 yaşındaki insana çok doğru, en doğru görünüyor. Mesela bir hafta mı, iki hafta beraber kaldık. 66 yaşında ateist, deniz gezmişlerle beraber yatmış böyle, çok yaşlı. Daha yaşlı da o kadar gösteriyor. Ondan sonra yani o kadar acayip misaller veriyorum ki kızıp kalkıyor. Gene biraz yarım saat sonra geliyor şey yatağında. Aynı zındık. O kadar acayip kendi benimsediği yol o kadar doğru geliyor ki. Cevap veremediği zaman bir misal veriyorum. Darmadağın ediyor 10 dakika anlattığı şeyi. Kimsenin beynini yıkanmış ya. Bu ne ya? Bu ne biçim şey ya? Dedim aksini söyleyebilir misin? Ondan sonra ben, bana yeter dedim aksini. Aksini diyemiyor. Sinirini gidiyor. Bak diyor ki benim için sonsuz kötü olan inkarcılık, bak inkarcılık koğuşumda aylarca, 3 hafta beraber kaldığımız 66 yaşındaki insana çok doğru, en doğru görünüyor. Ama benim için ne kadar sonsuz yanlış. Benim zavallı olduğumu söylüyordu. 17.08.2017 C2 hücre 15 Silivri hapishan. Notumu düştü. Aynı Risale'yi okuyup da yanlış olarak inanmak da nasıl farklı? Ayette şey yapıyor. Yudillevi kesir ve gittiği bir kesir. Bu ayette çoğunu hidayete, çoğusunu dalalete götürür. Aynı ayet çoğusunu 10 tanenin, 10 tane elma var. Çoğusunu senin olsun, azı benim olması lazım. Ama şöyle diyor, çoğusu senin, çoğusu da senin. Şimdi bana sonsuz helakette gözüken inkarcılık ona sonsuz doğru gözüküyor. Peki sebep neymiş? Niyeti işte. Niyetleri. Bak ben ikna edemiyorum. Çünkü niyeti yok. Ama izah ediyorum Fatih. O kadar acayip misaller veriyorum ki adam kıvırıyor, kıvranıyor bir şey diyemiyor. Bağırıyor hatta. İstemiyorum böyle şeyler söyleme dedi ya saçma. Örnekler verme diyor. Dedim aksini bana bir tane söyle, bir daha kimseye demeyeceğim söz. İstiyorum ki bunu onunla sorgulatıyorum. İmana gireceğim diye öfkeleniyor değil mi? Evet. Ne olursa olsun, son ayet, son 37. ayet. Ne olursa olsun sana ilim geldikten sonra eğer onların arzularına uyarsan bil ki Allah tarafından senin ne bir dostun ne de bir koruyucun olur. Ha bir tane de varmış. 40. Bizim vazifemiz hesaba çekmek değil, tebliğmiş. Son bitti. Bizim vazifemiz insanları hesaba çekmek değilmiş. Ayet öyle diyor. Peygamber diyor ki sen insanları hesaba çekmek değil, senin vazifen tebliğmiş. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.